geçici mühletten eğer borçlu kesin mühlete geçilmesine karar verilirse tekrar borçlu değil, borçlu için komiser tayin edilmektedir. Bu komiserler geçici komiserler olabileceği gibi tamamen dışarıdan yeni, hiç şirketle alakası olmayan üçüncü kişiler de olabilmektedir. Komiserlerin geçici mühlet içerisinde atanmış komiserler arasından seçilmesi süreç açısından faydalıdır. Ancak mahkemenin bu konuda bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Mahkemenin tamamen takdirine bağlı olup mahkeme gerek görürse geçici mühlet içerisindeki komiserleri kesin mühlette de tayin edebilir. Ama o komiserlerle alakalı olarak eğer endişesi varsa yahut da komiserlerle ilgili şikayetlerden kaynaklı vereceği kararlara güven duymuyorsa yeni komiserler de tayin edebilmektedir. Kesin mühlet içerisinde komiserlerin görevleri oldukça yoğundur. Geçici mühletten kesin mühlete geçildikten sonra kesin mühlet içerisinde komiser tayin edildikten sonra ilk yapacağı işler borçlunun tüm mal varlığının bağımsız değerleme uzmanları vasıtasıyla değerlerinin çıkartılmasıdır. Komiser bu değerlemeyi yaptıktan sonra alacaklıların bu değerleme konusundaki görüşleri açısından raporların onlar tarafından incelenmesine sağlar. Aynı zamanda rehinli alacaklılara da bu hazırlanan raporları tebliğ eder. Rehinli alacaklılar eğer gerek görürlerse kıymet takdirine itiraz edebilirler. Aynı zamanda borçlu da eğer yapılan değerlemeyi uygun bulmuyorsa yine aynı şekilde yapılan değerlemeye itiraz edebilmektedir. Borçlunun bütün mal varlığının değerlemesi yapıldıktan sonra ve bu alacaklıların izin incelemesine tabi tutulduktan sonra komiserler yahut da komiser alacaklarını bildirmesi amacıyla mahkeme kanalıyla ilan vermekte ve alacaklarını da bu suretle listeleyerek alacak miktarında tespit etmektedir. Alacaklar bildirilen süre içerisinde alacaklarını bildirdikten sonra komiser alacakların listesini yapmakta ve bilançoda kayıtlı alacakları da bu listeye eklemektedir. Alacakların listesi yapıldıktan sonra eğer borçlu projesinde yahut da kesin mühlete geçildikten sonra rehinli alacakların yeniden yapılandırılmasına talep ediyorsa komiser öncelikle rehinli alacaklılarla bir toplantı yapacaktır. Yapacağı bu toplantı için ilana gerek bulunmamaktadır. Çünkü rehinli alacaklıların sayıları düşünüldüğünde bunlara tebligat yahut da posta yoluyla yapılacak bildirimle bu toplantı bildirilebilir. Rehinli alacaklılarla yapılan toplantının neticesinde alınacak kararlar diğer alacaklarla yapılacak toplantının olumlu olmasına bağlıdır. Komiserler rehinli alacaklarla toplantı yaptıktan sonra diğer alacaklara ilişkin olarak tekrar bir alacaklar toplantısı düzenleyecektir. Bu toplantıyı ise alacaklarla yapılacak toplantıyı ise yine mahkeme kanalıyla ilan edecek ve yapmış olduğu ilanın neticesinde alacakları davet edecektir. Aynı zamanda bilançosunda kayıtlı alacaklılar ve alacaklarını bildirmiş alacaklılara da toplantı gün, yer ve saatini de komiser yazılı olarak da bildirecektir. Bu toplantıda gerekli karar nisabı sağlanırsa eğer rehinli alacaklarla da toplantı yapıldığında o toplantıdaki alınmış kararlar da bu toplantının sonucuna göre geçerlilik kazanacaktır. Komiser toplantının güvenliğinin sağlanması, toplantının yerinin, zamanının ve saatinin belirlenmesi, toplantıdaki oyların doğru bir şekilde kullanılması ve toplantı oy kullananların yetkileri, vekaletleri vesaire tüm belgelerin kontrolü konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Komiser aynı zamanda hem rehinli alacaklar için yapmış olduğu toplantıda hem de diğer alacaklarla alakalı olarak yapmış olduğu toplantının bitiminden itibaren 7 günlük iltihak süresi içerisinde de oy kullanmamış alacaklıların oylarını kullanmaları için onları oylarını kendilerine bildirmesi için bekleyecek ve bu 7 günlük iltihak süresi bittikten sonra oyların geçerliliğini ve karar nisabının sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecektir. Toplantı bittikten sonra alacaklarla yapılmış olan toplantı bittikten sonra
Kısa bir süre sonra, kısa bir süre içerisinde komiserin tüm süreç içerisindeki faaliyetiyle alakalı olarak raporunu hazırlaması ve konkordatonun tasdiki hususundaki görüşleriyle birlikte bu raporu mahkemeye sunması gerekmektedir. Eğer konkordato mühleti, kesin mühleti içerisinde alacaklar kurulu kurulduysa, komiser aynı zamanda alacaklar kuruluyla da her ay toplantı yapmak zorundadır. Alacaklar kuruluyla yapılacak toplantının yer, saat ve gününü komiser belirleyecek, toplantıya başkanlık edecek ve aynı zamanda da bu toplantıda alınan kararları tutanak altına alacaktır. Alacaklar kuruluyla yapılacak toplantı neticesinde alacaklar kurulunda görev yapan alacaklı temsilcilerinin görüşlerini alacak, taleplerini değerlendirecek ve bu hususta gerekirse kararlar alarak yine alacaklar kurulundaki alacakların temsilcilerine de bildirecektir. Alacaklar kurulu süreçle ilgili bilgilendikten sonra kendi alanındaki alacaklıları bu hususta bilgilendirerek aynı zamanda komiserlerin işlerini de kolaylaştıracaktır.